Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Hadis-i Şerifler Külliyatı'ndan keşif notlarımız devam ediyor. Konumuz yine duanın fazileti hakkındadır. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anhü hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, yeryüzünde masiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Yüce Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Yüce Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. Bu haber Tirmizi'den geliyor. Dua edin, icabet edeyim. Ne istenmişse o şeyin verilmesi ya da bir günahın affı şeklinde mutlaka karşılık göreceğini teyit etmektedir. Dua ile talep edilen şey masiyet olmamalı. Yani günah olan, Allah'a isyana götürecek olan bir şey olmamalıdır. Çünkü insan dar görüşlü ve hissi olduğu için aleyhine olan veya uzun vadede aleyhine tecelli edecek olan bazı şeyleri isteyebilir. İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir. İsra suresi ayeti kerime 11'de buyurulmaktadır. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizdedir. Ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Bu da Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi. Sevgili dostlarımız, Ya Rab, vaadine istinaden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamını, ismi azamını, kitab-ı mübini ve sana dua eden melaike-i ızam ve enbiya-i kiramı şefaatçi yaparak dua ediyoruz. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi ufilli ve edhini fi rahmetike ve fi fazlike. Ya erhamer rahimin. Ya zel celal vel ikram. Ya hayy ya kayyum. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ebu Derda radıyallahu anhü ve erdahı mecmain anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu. En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi? Evet, ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'ın zikridir buyurdu. Tirmizi Muvatta'nın haberi bu da.
Şunu unutma, bu zikrin içinde İslam'ın tümü bulunmaktadır. Çünkü Allah'ı ve onun emir ve kanunlarını bilmek unutmamanın adı zikirdir. Bunları Allah'ı ve onun yüce esmasını, evsafını, onun yüce kanunlarını bilmek unutmamak. Gereğince de iman ve ameli salihte bulunmaktır. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Verdan Necmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurur. Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkar. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Yani bir kimse mümin olarak Yüce Allah'ı herhangi bir an için bile zikretmiş olsa, bunun boşa gitmeyeceğini, dünyadaki o bir müddetçik zikri sebebiyle ateşten çıkarılacağını ifade ediyor. Fakat konuyu iyi anlamalıdır. Aldanmamak için. İmanlı olarak dikkat et buraya. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim kalbinden gelerek ihlasla La ilahe illallah derse cennete girer buyurmuştur. Buraya da dikkat. La ilahe illallah'ın içinde İslam'ın tümü var. Muhammedur Resulullah var. Ve ona inzal edilen İslam şeriatı var. Aklını başına al. Konuları iyi anlam dinlemezsen yarın perişan olursun. La ilahe illallah dedin. İslam'ın diğer emirlerini yok saydın. Bu kişi yine kafirdir. İmanla hiç alakası yoktur. Konuyu doğru anla. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İşte o kendinden başka ilah olmayan Allah, Peygamber Muhammed'i peygamber gönderdi. Ona İslam'ı inzal eyledi, Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı, bütün emir ve kanun kuralları. İşte La ilahe illallah diyen bu İslam'ın tümüne iman eden kişidir. La ilahe illallah diyen Muhammedur Resulullah diyen adamdır. Muhammedur Resulullah diyen, Hazreti Muhammed'e inzal edilen İslam'a iman eden kişidir. Konuları doğru anlamazsanız sizi bir taraftan başkaları çalar götürür bir tarafa. İşte kelime-i tevhidi ortadan böler atarlar. Ve seni de dinsiz imansız yaparlar. Nitekim şu anda dünyada bunun için çalışanlar yok değil. Bunun için çalışıyorlar. Bunların Türkiye'de de sirayetini görüyoruz. Ama kim Rabbinin makamından korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa gideceği yer şüphesi cennettir. Bu da Nazihat suresinin 40 ve 41. ayeti kerimesi. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede böyle buyurmuştur. Korkudan maksat azaların masiyetten uzak tutulması, taatle kayıtlanmasıdır. Bu olmadığı takdirde korku laftan ibaret kalır. İşte bu da Allah korkusu dediğin zaman ne yapacaksın? Allah'a isyan etmeyeceksin, itaat etmeye devam edeceksin. İbadetlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getireceksin.
haramdan, günahlardan kaçınacaksın. Şirkten, küfürden, nifaktan, şigaktan, kötü ahlaktan uzak kalacaksın. Korku demeye liyakat kazanmaz. Allah'a ibadet etmiyor. O zaman laftan ibaret bu. Bazı büyükler fiille intikal etmedikçe, kendimizi Allah'tan korkuyorum diyerek aldatmamamıza dikkat çekerler. Ve eğer derler, birisi size Allah'tan korkmuyor musun diye sorarsa, sükut et. Zira hayır desen küfürdür, evet desen yalandır. Buraya da dikkat et. Allah'tan korkuyorum dediğin zaman, Allah'a isyanın varsa, itaatın yoksa, bu söylediğin yalandır. Ben Allah'tan korkmuyorum desen küfürdür, kafir olursun. Korkuyorum desen itaat etmiyorsun, yalan söylüyorsun. Aklını başına al ey Müslüman. Evet, Allah korkusu bütün kötülükleri terk ettiren, bütün korkuları da yok eden korkunun adıdır. Allah sevgisi de Allah'a itaat seve seve itaat eden sevginin adıdır. Bütün sevgilerin kaynağı burasıdır. Allah sevgisi, onun muhabbeti ve onun için sevgi. Azizimizle biz hatırlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Muaz radıyallahu anhü anlatıyor. Verdami ecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp yüce Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki yüce Allah dilediğini vermesin. Yani her dilediğini verir buyuruyor. Ebu Davud haber veriyor bunu da. Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor ve adâ necmâin. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, bir kimse evine veya yatağına girince hemen bir melek ve bir şeytan alel acele gelirler. Melek hayırla aç der. Şeytan da şerle aç der. Adam şayet o sırada Allah'ı zikrederse melek şeytanı kovar ve onu korumaya başlar. Adam uykusundan uyanınca melek ve şeytan aynı şeyi yine söylerler. Adam şayet nefsimi ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamdolsun izniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a hamdolsun dese, bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur. Kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur. Bunu da, bu haber de Rezin'den geliyor. Sevgili dostlarımız, İşte görüyorsunuz, yüce Allah'a her halükarda sürekli onun huzurunda, onu zikir halinde olmalıdır. Elhamdülillahillezî yumsikus semâvâti sebâ en tekâ alel ardı illa bi izni. Evet sevgili dostlarımız,
Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor Verda Mecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yüce Allah'ı zikreden bir cemaatle sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmam, bana İsmail'in oğullarından 4 tanesini azat etmemden daha sevgili gelir. Yüce Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batımına kadar oturmam 4 kişi azat etmemden daha sevgili gelir. Bu da Ebu Davud'un haberidir. İşte sabah namazından sonra ve ikindiden sonra ilim, irfanla, zikirle, şükürle, ibadet, taatla meşgul olmanın fazileti. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Yüce Allah'ı zikirden maksat her çeşit zikir olabilir. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, onun ilmiyle meşgul olmak, tesbih, sübhanallah, tehlil, la ilahe illallah, tahmid, elhamdülillah, Resulullah aleyhissalatü vesselama salavat, alimler zikir ve ibadet manasına dahil edilen ilmi meşguliyet, tefsir ve hadis gibi şer'i ilimlerin öğrenilmesini de burada mütalaa ederler. Aslında en büyük fazilet ilimle meşgul olmaktadır. Mümin imkan nispetinde sabah ve ikindi vakitlerini faydalı sohbetlere tahsis etmelidir. Evet sevgili dostlarımız, her hayırın kaynağı doğru bir ilim, irfan sahibi olmaya çalışmaktır. Onunla amel etmektir. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor Verda Mecmai. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, her gece Rabbimiz gecenin son 3'te biri girince, dünya semasına tecelli eder, iner ve kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim. Kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım der. Buraya dikkat et. Rivayetin Müslim'deki bir veçi de şöyle. Yüce Allahu Teala gecenin ilk 1/3'ü geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semaya inerek şöyle der. Melik benim. Melik benim. Kim bana dua edecek? Buyurur. Buhari, Müslim, Muvatta ve Tirmizi, Ebu Davud'un haberi bu da. Cuma gecesi her gece gecenin son 1/3, gecenin yarısı yahut 1/2 gitti mi, gecenin 1/3 geçtiği vakit. Allah'ın kullarına yakınlaşması, onun rahmetini ifade eder. Öyleyse geceleyin belirtilen saatlerde Allah'ın yapılan duaları kabul etmek suretiyle lütuf ve rahmetini bol kılacağı, lisan-ı nübüvvette o suretle ifade edilmiştir. Hammad İbni Zeyd, Allah'ın inmesi İkbal ve teveccühüdür demiştir. Allah'ın emir ve melekleri iner şeklinde de tevil edilmiştir. Hattabi bu ve benzer hadislerin sıfat hadisi olduğunu, selef ulemasının bu sıfatlara inanıp hadisleri zahiri mana üzerine bıraktığını, tevilden kaçındığını belirtir. Evet, onun nasıl ineceğini, keyfiyetini, nasıl ve niceliğini kendinden başka
kimse bilemez. Bu da yine keyfiyetsiz sıfatlardandır. Rabbinin emri geldiği melekler saf saf olarak geldikleri vakit. Bu da Fecir suresi ayet 22. Ebu Umame radıyallahu anhu anlatıyor ve Erdam Ecmain. Der ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade dinlenmeye ve kabule mazhar olan dua hangisidir? Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır, diye cevap verdi. Bu da Tirmizi'nin haberi. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez, mutlaka kabule mazhar olur. Öyleyse dendi, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim? Allah'tan dedi, dünya ve ahiret için afiyet isteyin. Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberi bu da. Sehil İbn-i Sa'd radıyallahu anhü anlatıyor ve Erdam Ecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, iki şey vardır, asla reddedilmezler. Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua. Bu da Muvatta ve Ebu Davud'un haberidir. Duayı kabul kılan savaş, ilahi kelimetullah için yapılan savaştır. Bu da küffara karşı bu niyetle yapılan savaştır. Ganimet, şeref, tegallüp gibi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olmayan maksatlarla yapılan savaşlar buraya girmez. İki vakit vardır. Bunlarda sema kapıları açılır. Dua edenlerden pek azının duası kabul edilmeyip geri çevrilir. Namaz için ezan okunma vakti, Allah yolunda cihad için saf tutma anı. İşte görüyorsunuz, birisi namazın ve cemaatin, ezanın fazileti, biri cihadın, cephede savaşmanın. Her ikisi de ihlasla yapılan, efendim, ibadetlerdir. Müslüman kişi için üç vakit vardır. Onları da dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey talep etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir. Namaz için müezzin ezan okurken, susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca, Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar. İşte görüyorsunuz sevgili dostlarımız, haberler, fazilet yağan haberler. Bu da Taberani, Müstedrek ve Deylemi'de gelen bir rivayettedir bu verilen haberde. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur. Öyleyse secdede duayı çok yapın. Müslim ve Ebu Davud'un haberi bu da. Yüce Allah ilmiyle kişiyi bilme, kalbinin hatıratından bile haberdar olma, kişi üzerinde istediği şekilde tasarruf ederek ona kıyam, sağlık, hastalık, ölüm verme gibi hususlarla şah damarından daha yakındır. Kaf suresi ayet 16. Tıpkı güneşin ışıklarıyla yeryüzündeki her bir mahlukun yanında hazır bulunması gibi.
Secde et ve yakınlık kazan. Alak suresi ayet 19'da emredilmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam secde halinde çok dua etmeye teşvik etmektedir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın kabul ettiği üç müstecap dua vardır. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiçbir şek yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası. Tirmizi, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin haberidir bu da. Evet sevgili dostlar, Resulullah aleyhissalatü vesselam burada duası makbul olan üç kişiyi haber vermektedir. Mazlum, misafir ve baba. Aslında hadislerde duası makbul olan başka kimseler de mevzu bahis edilmiştir. Oruç açtığı sırada, oruçlunun duası, adil devlet adamının duası, gaibin gaibe duası, efendim kişinin arkasından yapılan dua, şu halde hadislerde geçen rakamlar kesin sayı bildirmeye matuf değildir. Mazlumun yani zulme uğrayanların dualarının makbuliyeti, onların mümin ve Müslüman olmaları şartına bağlı değildir. Başka rivayetlerde zulme uğrayan kimsenin facir, büyük günah alenen işleyen veya kafir olmaları halinde de dualarının makbul olduğu tasrih edilmiştir. Bunlar zulme uğradıkları zaman. Mazlumun duasından kaçının, kafir bile olsa, zira onun duasının önünde perde yoktur. Mazlum demek zulme uğrayan, işkenceye uğrayan kişidir. Mazlumun duası makbuldür. Facir bile olsa, zira onun fücuru kendi aleyhinedir. Mal, can, ırz vesaire her neye yönelik olursa olsun, bütün çeşitleriyle zulmün yasaklandığını belirttiğini görüyoruz. Hadis-i şerifte o şanlı peygamberimiz. Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İcabete mahzar olmada gaib kimsenin gaib kimse hakkında yaptığı duadan daha süratli olanı yoktur. Tirmizi, Ebu Davud, Müslim, Buhari bu haberi vermektedirler. Müslim'in bir rivayeti daha açıktır. Müslüman kimsenin kardeşi için gıyabında yaptığı dua müstecaptır. Dua edenin başucunda ona müvekkil bir melek vardır. Kardeşi için hayır dua yaptıkça bu melek, amin, istediğin şeyin bir misli de sana olsun der. İşte görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Dua edenin dış görünüşüyle ilgili, heyetiyle bir bütünü teşkil eden cüzlerin hepsi, kılık, kıyafet, yani yerli yerince yapmaya çalışan bir dua. İbni Abbas radıyallahu anhüma Berdami Ecmain Hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna onun izni olmadan bakarsa tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan duvarınızın içiyle isteyin.
sırtlarıyla istemeyin. Duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün. Bu da Ebu Davud'un haberi. Duvarlar halı, kilim vesaire örtülmemelidir. Bunlar israftır. Müslim'de gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam kapının üzerinde halı asmış olan Hazreti Ayşe radıyallahu anha verda hünne verda mecmain annemize Allah bize taş ve toprağa elbise giydirmemizi emretmemiştir diyerek indirtir. Evet sevgili dostlarımız, elini efendim tazarruyla açıp bol ihsan da dolmasını istemesi, her iki elini birden ihsan sahibine doğru kaldırmasıdır. Ancak kim de başına gelen bir belanın kalkmasını isterse, sünnet Resulullah aleyhissalatü vesselama ittibaen ellerin sırtını semaya kaldırmaktır. Bunun hikmeti birincide arzu edilen şeyin husulüyle tefaül etmek, yani hayra ermek ümidinde bulunmak. İkincide ise zararlının defiyle hayra erme ümidinde bulunmaktır. Evet, kim de başına gelen bir belanın kalkmasını isterse, sünnet Resulullah aleyhissalatü vesselama ittibaen ellerin sırtını semaya kaldırmaktır. Bu da belanın defi için. Bunun hikmeti birincide arzu edilen şeyin usulüyle tefaül etmek, yani hayra ermek, ümidinde bulunmak. İkincide ise zararlının defiyle hayra erme ümidinde bulunmaktır. Duanın sonunda elin yüze çalınması teberrük içindir. Yani dua ile ellere inmiş olan rahmet eserleri sürmek suretiyle yüze ulaştırılmış olur. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam dua ederken ellerini şöyle kaldırdı ki koltuk atlarının beyazlığını gördüm. Bu da Buhari'nin haberidir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Verda mecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam ellerini dua ederken kaldırınca onları yüzlerine sürmedikçe geri bırakmazlardı. Bu da Tirmizi'nin haberi. Bazı alimler Allahu Teala dua edeni hiçbir zaman boş çevirmeyip kendisi için kalkan ele bir rahmet ulaştırdığına göre ondaki rahmetin en şerefli ve tekrime en elyak organ olan yüze sirayet ettirilmesi münasiptir. Evet sevgili dostlarımız, Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Adamın biri iki parmağı ile dua ediyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam birle birle diye müdahale etti. Bu da Tirmizi'nin Nesai'nin haberidir. Kişi dua ederken şehadet getirince parmağını kaldıracaksa sadece tek bir parmağını kaldırsın demektir. Evet sevgili dostlarımız, inşallahü teala yine dua edenin heyetiyle ilgili dersimiz bir sonraki derste de devam edecektir. İnşallahü teala. Cenab-ı Hak Rabbisine hakkıyla kul olan, hakkıyla dua eden, muradına nail olan kullarından eylesin.